Yükselen Sözler'de 3. bölümdeyiz ama daha sanki girişteymişiz gibi değil mi hocam? Hızlı geçti. Evet, öyle. Bayağı hızlı geçti. Hemen bu bölümün ayetini alalım. Yine hızla devam edelim. Ey inananlar! Allah'a, elçisine, o elçiye indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara güvenin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü görmezlik eder de kafir olursa, işte o gerçekten iyice sapıtmış demektir. Nisa Suresi 136. Ayet. Evet, ayetimizi izledik. Buyurun hocam. Ayet çok manidar. İnşallah bağlantıyı kuracağız. Hocam ben bu bölüme gelene kadar buraya gelmiş oluruz, bu bağlantıyı kurmuş oluruz diye düşündüğüm için buraya onu koydum ama hala gelemedim. Ey iman edenler, Allah'a ve onun Resulüne inanın. Evet. Ya da güvenin. Güvenin, evet. İman edenlere bu uyarının yapılmasının bir anlamı olmak evet. lazım. Gerçekten çok manidar. Devam edelim. Buyurun. Şimdi Allah-u Zülcelal bütün varlıkların Halik'i, tüm yüceliklerle vasıflı ve bütün eksikliklerden beri Rab olduğu için yaratıkları üzerinde yaratıcılığıyla, yaşatıcılığıyla, rızıklandırıcılığıyla, koruyuculuğuyla efendim zuhur halinde. Ama Yaradan'ın kendine özgü bir vasfı da Rab'lik, yaratıklarıyla ilgili yasa koyma, yani. Koyma. Ve bu yasayı ister inanın ister inanmayın bizim canlı ve cansız dediğimiz varlıklar için konulmuş ve bu yasalar bizim fizik, biyolojik varlığımızı da içine alır niteliktedir. Ama İnsan özel varlık olduğu için ve de denemeye uğratılan varlık olduğu için onunla ilgili özel yasalar koyulmuştur. İslam bu özel yasaların adı. Allah'ın insanlar arasından seçtiği elçiler dediğimiz nebi ve rasuller ve onlara inen vahiy ile bu din yapılanmış, İslam'ın son peygamberi, evrensel kılınanı Hazreti Muhammed ve son ilahi kitabı da Kur'an-ı Kerim olmuştur. Yaradan'a koyduğu bu yasalarıyla birlikte iman gerekliliği var. Yükümlülüğümüz burada. Zaten bu insanın iyiliği için hocam. Yani. Gayet tabii. Yaradan'ın insana en büyük lütfu onu zatına muhatap kılmasıdır. Ancak beni çok etkiliyor. Dolayısıyla yalnızca Allah'a iman etmenin İslam'ın istediği Yaradan'a iman olmadığını iyice bir temellendirmemiz lazım. Evet. Ve burada Mü'minun suresi ayet 84 ila 89. 24. sure miydi hocam? 23. Vallahi sure. 23 tamam. 84 ben 89. Sırayı bazen şaşırıyorum tamam, ama ismi değil. Evet. Estaizu billah. Kul limenil ardu ve men fi'a in kuntum ta'lemun. Ey peygamber söyle. Sor. Yeryüzü ve içindekiler kimindir? Seyekûlûne lillâh. Allah'ındır diyecekler. Kul de ki efelâ tezekkerûn. Peki düşünüp öğüt almıyor musunuz? Almayacak mısınız? Hani yeryüzü ve içindekilerin Rabbi kimdir sorusuna
Allah'ındır cevabının verilmesi beklenen cevap gibi görülüyor. Evet. Oysa ki devamında kul efela tezekkarun. Düşünüp öğüt almayacak mısınız? Devam ediyor. Kul men rabbus semavati seb'i ve rabbul arşil azim. Yedi göğün Rabbi kim? Arş aleminin Rabbi kim? Diye sor. Seyekulune lillah. Allah'tır diyecekler. Peki kul efela tettekun. Peki sakınmayacak mısınız? Aykırılıktan korunmayacak mısınız? Müthiş. Evet. Bir ilave. Devam ediyor. Kul men biyedihi melekutu kulli şeyin. Her bir varlığın egemenliği kimin elinde? Tahtı tasarrufunda bulunan kim? Evet. Ve yüciru ve la yücaru aleyhi in kündüm te'lemun. O koruyandır ve korunulma ihtiyacında olmayandır. Eğer biliyorsanız söyleyin. Seyekulune lillah. Allah'tır diyecekler. Kul fe enna tus'arun. Peki bu akıl tutulması niye? Şey vardı hocam, bir de men yudebbirul emra Yunus Suresi. Bunun söylesin. Gibi. Evet. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet var. Evet, çok var. Kimdir yağmurları indiren gibi yığınla ayet var ve hep Allah'tır cevabı alındıktan sonra düşünmeyecek misiniz, akletmeyecek misiniz, öğüt almayacak mısınız, gerçeği kavramayacak mısınız, Yaradan'ın buyruklarına aykırılıktan kaçınmayacak mısınız, niye akıl tutulmasını sürdürüyorsunuz? Uyarıları ve ikapları var. Yani hocam demek ki burada bahsedilen Allah olduğunu biliyorsunuz ama yine düşünmüyorsunuz. Yok. Peki bu bütün bu varlıkların Halik'i olan Allah'ın sizinle bir ilgisi, ilişkisi olmasın mı? Olmasın mı? Yani sizin yönetiminizi sizin yönetiminize bırakması makul mü? Her şeyin yasasını koyan sizin de yaşam yasanızı elbette koyacaktır. Daha doğrusu koyarsa en güzelini koymuş olacak. Şimdi Allah'ı gereğince anlayabilmek için işte buna ihtiyaç var. Evet. Kur'an bunun için ve ma kaderullaha hakka kadri. Evet. Onlar Allah'ı gereğince anlayamadılar. Takdir edemediler. Edemediler. En'am suresinde olması lazım. Niye? Evet. Ben almayı unutmuşum. Siz buyurun hocam. En'am. Neden anlayamadılar? Neden takdir edemediler? İz kalu ma enzelallahu ala beşerin min şey. Allah hiçbir beşere bir şey göndermemiştir. Yani emirler ve yasaklar koyup egemenliğini ilan etmedi. Bizi buyruklarıyla sorumlu tutmadı dediler. Ayetin devamı var. Verelim ama beni daha bir etkileyen bir ayetti. Zamanımız az olduğu için. En'am 91 hocam. Evet, 91 ve 92. Evet. Mülk suresinde çok daha manidar. Küllemâ ulkıye fî'e fevcun. Onlar bölük bölük ateşe atıldıklarında se'lehum hazenetü'e. Ateşin bekçisi şöyle diyecekler. Elem ye'tiküm nezir. Hocam. Size bir uyarıcı. Bu 10. ayet galiba. Gelmedi mi? 10. ilk sayfası. İlk sayfanın son ayeti. Sonlarına doğru. Evet. Onlar da diyecekler ki kalu bele, bize peygamber geldi. Elçi geldi. Uyarıcı geldi. Kaccaena nezirun. Evet, bize elçi geldi. Fekezzebne. Ama biz onu yalanladık. Ve kulne, buraya dikkatinizi çekerim. Ve şöyle dedik. Mâ nezzelallâhu alâ beşerin min şey. Evet. Allah yasa,
falan indirmedi elçileriyle. İn entum illa fi ma nazzalallahu min şey. Allah yasa indirmedi. Evet. İn yani entum bizi yükümlü kıldığı yasalar koymadı. Evet. Emirler vermedi. Yasaklar koymadı. İn entum illa fi dalalin kebir. Bunu iddia eden sizler apaçık bir büyük bir sapkınlık içindesiniz. Ve devam ettiler. Ve kalu lev kunna nesma'u, eğer biz yaradanın indirdiğine inanıp da o indirilerin neler olduğuna kulak verseydik, ev ya da nakilu, bütün bu varlıkları yaratan insanı bu yarattıkların içinde mükerrem kılan Allah'ın insanla ilişkisi olabileceği, onu yönetici yasalar koyabileceğini akledebilecek olsaydı, ma kunna fi ashabis sa'id, biz cehennem yaranı olmazdık. Hocam demek burada ki ma nezzelallahu min şey var ya, evet. Ha, demek Allah'ı onun istediği gibi kabullenebilmek, ona inanabilmek, güvenebilmek için onu yasalarıyla birlikte kabul etmek ve inanmak gerekiyor. Bu, neden? Çünkü yaradana iman zaten kodlanmış. Evet hocam. Bu Allah bir şey indirmemiştir şeyde de, Yasin suresinde de vardı ama tam yerini şey yapamadım şu an. Evet. Orada da var mı? Zannediyorum var hocam. Şimdi bulursam size de şey yapayım. Buyurun. Şimdi insanoğlu işte tam burada, insanoğlu tam burada büyük şirke adım atıyor. Evet. Diyor ki, evet, lisanı haliyle belki de, evet ya Rab sen bütün varlıkların halikısın. Maziyi, âli, istikbali bilensin. Koruyansın. Müdebbirül emr olansın. Evet. Yani işleri çekip çeviren. Çevirensin. Bizim halimiz ve geleceğimiz senin kudretin altında. Tamam. Ama ya Rab sen bizim hayatımıza müdahale etme. Evet, bizim işimize karışma demek. Bizim hayatımıza karışma. Sen bizim hayatımızı kuşatacak ki emirler, hikmetli emirler ve yasaklar koyucu konumda değilsin. Evet. Türkçesi bu. Aynen öyle hocam. Ve daha bir müşahastıraştıralım. Ya Rabbi bizim aklımız yeter. Ve büyük akıllı olduğunu kabul ettiğimiz insanların akılları, onların akıllarının ürünü olan ilkeler, yasalar, emirler, yasaklar, buyruklar bize yeter. Senden gelenlere ihtiyacı değil. Yok. Biz hallederiz. Biz hallederiz. Kendi i̇şte, yasamızı kendimiz koyarız. Yani bir diğer anlatımla hayatı Allah yokmuş gibi, yaşamak, Allah'ın evet. yasaları yokmuş gibi ne yapmak? Hayatı yapılandırmak. Şimdi gelelim Rablik vasfında. İşte bu yaratıkları üzerinde yasa koyma hakkı. Ela lehul halku vel emr. Yaratma ve yasa koyma hakkı onundur. Bir çok ayette evet. geçiyor. İnil hukmu illa lillah. Yönetme hakkı Allah'ındır. Emera ella ta'budu illa iyyah. Koyduğu yasalarla yalnız kendi zatına ibadet edilmesini emretti. Zalike dinul kayyum. Dost doğru din budur. Şimdi biraz daha açalım bunu. Bu Rablik vasfıyla ne ilgisi var? Olayına Kur'an zemininde yaklaşalım.
Tevbe suresi ayet 33. 31. 31 o ruhbanihum ve ahbarahum. İttekazu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillahi vel mesih ibne meryem. Ehli kitabı Rabbimiz yararken onlar alimlerini, din adamlarını günümüzün idrakine yaklaştıralım. Rabler edindiler. Bu erbab meselesi çok önemli. Bakınız, peygamberler Rab olabilir mi? Mümkün değil. Bunun anlamı nedir? Yasa koyamaz. Evet. Yaradan'ın koyduğu yasaları er-Resul olarak tebliğ eder. Yani teşri yetkisi yoktur. Yoktur. Şimdi bunu unutmazsanız bizi bizim dinleyicilerimizin bir kısmının Kur'an üzerinde çalışan insanlar olduğunu biliyorum ben. Evet, evet, tahmin evet. edebiliyorum. Şimdi biz iki ayetle Kur'an'dan peygamberin vaz-ı kanun olamayacağını bu Rab üzerinde örneklendirebiliriz. Buyurun hocam, hemen örneklendirelim onu. Hemen girelim mi? Tabii tabii. Bence yeri gelmişken onu örneklendirelim, sonra buradan da siz başka bir yol çizdiyseniz ben müdahale etmiş olmayayım ama efendim, yeri geldi diye. Şunu bir bitirelim. Buyurun, buyurun. Oradan tamam, girelim. Tamam. Onlar bilginlerini, din adamlarını, abidlerini Rabler edindiler Allah'ın yanı sıra. Bir de Meryem oğlu İsa'yı. Oysa ki ve ma umiru illa liya'budu ilahen vahide. Onlar bir olan Allah'a ibadetle yükümlü idiler. Sübhane. Allah bütün eksiklerden biridir. Sübhane ve teala amma yüşükün. Onların şirk koştuklarından yücedir. Yücedir. Şimdi bu ayeti biz anlayamazdık eğer Adi bin Hatem olayı olmasaydı. Adi bin Hatem ünlü Hatemi Tayi'nin çocuğu. Cahiliyet döneminde Hristiyan oluyor. Kabilesi Müslümanlara esir düşünce kız kardeşine peygamberimiz iltifatlar ediyor ve kaçan Adi bin Hatem'i ikna ederek Medine'ye getiriyor. O da Hazreti Peygamber'in huzuruna çıkmak için mescide girdiğinde Allah'ın Resulü bu ayeti okuyor. Boynunda gümüşten bir haç. Diyor ki ya Resulallah, Hristiyanlar ve Yahudiler Allah'ın yanı sıra gitlerini, zaitlerini Rabler edinmezlerdi ki. Bunun üzerine cevap çok çok manidar. Evet. Bela innehum harramu aleyhimul halale ve ahallu lehumul harame فَذَٰلِكَ اِبَادَتُهُمْ اِيَّهُمْ. Onlar halalleri haramlaştırırlar. Haramları da halalleştirirler. Halalleştirirler idi. Onlar haramlaştırma, halalleştirme buyruklarını yasalaştırdıkları bu yaklaşımı benimserlerdi. Yani Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını helal. Şimdi insan doğası isyan halinde olduğu için insan doğasıyla İslam arasında tam bir örtüşme vardır. Bunu bir altını çizelim. Çünkü İslam'ın vazı'ı olan, İslam'ın yasalarının koyucusu olan insanı yaratan Allah'tır. Evet.
Dolayısıyla insanla İslam arasında tam bir örtüşme var. Yani dünyanın çeşitli coğrafi bölgelerini inceleyelim. İnsanlığın büyük çoğunluğunun olumsuz bir tavır koyduğu bir işleme İslam'ın onay vermesi mümkün değil. Zaten fıtrat, dinin fıtrat olması bu. Bu anlama geliyor zaten. Yani kimsenin aa yok canım diyememesi. Efendim daha bir burayı isterseniz biraz açalım. Buyurun buyurun hocam. Ana buyurun, konumuzdan buyurun. Kopmadan. Kopmayalım buyurun. Şimdi ben fıtratallah illeti fatarannâse aleyhe ayetini, yani Rum suresinin 30. ayetini, insan feakim ve cekeli din anife, yaradanı birleyerek varlığını dine yönel. Allah'ın insanı yarattığı fıtrat düzenine yönel. Bu ayeti bu ayetten hareketle anlayamazsınız. Evet. Mümkün değil. Şems suresine فَاَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَكْوَهَا. Yani Allah-u Zülcelal yeryüzünde denemeye uğratacağı insanın doğasına tüm güzellikleri kodladığı gibi tüm çirkinlikleri de kodlamıştır. Siz oraya verince ben neşemi kaybediyorum. Hocam özür dilerim. Kulağım sizde. Ben Şems suresi ayetini buldum. Şu anda önümde tamam. Kitle yok. Buyurun. Kitle olmayınca. Peki hocam. Tamamen size odaklanmış vaziyetim. Sizin buyurun. Gözlerinizden heyecan alıyorum. Tamam hocam. Zevk almaya çalışıyorum. Buyurun. Şimdi yaradan varlığımıza tüm güzellikleri de kodladı. Tüm çirkinlikleri de yetenekli kıldı şeklinde bir yorum da yapılabilir. Şimdi yaradan İslam'la koyduğu emirler fıtratımıza, doğamıza işlenen bu güzelliklerle örtüşür. Yani yaradanın peygamberleri aracılığıyla koyduğu emirler insan doğasına yabancı değil. İnsan doğasının içselleştirebileceği durumlar. Tam onlar emir haline dönüşüyor. Haramlara bakınız. İnsan doğasının çirkinliğini, zararlılığını, faydasızlığını, engelleyiciliğini kavrayabileceği işler haram. Zaten hocam mesela bir örnek verelim burada. Burada da müsaade ederseniz ben sizi de biraz soluklandırmış olayım. Mesela diyelim ki içki. İçki bugün Batı toplumlarında da haram. Sebebi şu. Eğer haram olmasaydı yani mesela su gibi değil. Çünkü belli o kadar çok sınır getiriyorlar ki bilmem hangi yaşın altında içemezsin, bilmem hangi şartlarda içemezsin, içki içip araba kullanamazsın. Yani helal bir şey olsa bu sınırlamalar getirilir mi? Yani bu insanlar da onun haram olduğunu biliyorlar. Mesela faiz. Faizin haram olduğunu bilmeyen mi var? Tabii ki. Nokta sıfır noktası. Yani bunu bilmeyen bir batılı da yok ya da bir mecusi de yok. Böyle bir şey yok. Akıl ve bilimsel veriler de haramların zararlılığı üzerinde müttefik. Dinin fıtrat oluşunun bir delili de bu zaten. Bir delili de bu. Evet, evet. Yani hakikaten ki acaba insanlık birleşse bir ilahi haramın faydasızlığı üzerinde bir yargıya varabilir. Evet. Yani mesela şunu söylemek lazım. Hadi o zaman 4 yaşında çocuğu oturtun içki sofrasına diyelim. Aslında burada lazım. Çok önemli bir noktaya işaret etmemiz lazım. Buyurun. Allah-u Zülcelal bu haramları verirken onları bazen isim der, bazen vizir der, bazen seyyiye der, bazen fahişe der. Bütün bu haramların farklı kavramlarla verilmesinin sebebi her bir aramın bazen 3-5 zararı ve çirkinliği muhtevi olması, bazen 1-2 tanesinin muhtevi olmasıdır. Ama mutlaka bir zararlılık, bir çirkinlik ve ruhi tekamülü engelleyicilik var. Şimdi günümüze gelelim. Daha böyle bir düzen
ölçüsünde verirsek idrak zorluğu yaşanabilir. Şimdi insan doğası diyor ki, insan doğası diyor ki, sen benim çocuğumu öldürdün. Verilecek herhangi bir ceza beni tatmin etmez. Benim iç dünyamı sükunete erdirmez. İntikam duygularının alevlerini gidermez. Üstelik sadece mağdur açısından ve değil, toplum açısından da. Tabii ki oraya da geleceğiz. Buyurun. Şimdi Yaradan ne buyuruyor? Yaradan ela ya'lemu men halak. Yaradan bilmez mi? Bilir. Ne buyurmuş Yaradan? Demiş ki eğer aranızda taammüden, kasıtla, bilerek bir cana kıyılırsa bunun cezası kısastır. Birebir suçun birebiri olacak ceza infazıdır. Ama erdemlere kapıyı kapatmamalı. Evet, ceza bu ama asıl acıyı yaşayan, yaşamakta olan, yanan maktulün varislerine af ve tazminat seçeneklerini de devreye sokulabilir. Hemen ben burada biraz şey yapayım hocam, biraz sizi böyle itekleyeyim diye kafa tabiriyle. O zaman demek ki böyle bir durumda mağdurdan başkasının ben bunu affettim deme şansı yok. Ya da herhangi bir kurumun veya yetkilinin, makamın ben böyle bir şey kabul etmiyorum deme yetkisi var mı? Hayır, kesinlikle. Bir İslam toplumunda kısas veya bu kısas cezası tartışılabilir mi hocam? Olsun mu olmasın mı diye. Kesinlikle tartışılamaz ama bunun seçenekli olduğu bilinmelidir. Elbette. Şimdi deniyor ki efendim adli hatalar, bu konuda adli hata olmaz. Olmaz adam. Niçin olmaz? Çünkü cinayetin kastiliği konusunda en ufak bir tereddüt olsa aziz peygamberimizin talimatı gereği idrabul hududa bi şübehat, şüphe arız oldu mu asli ceza uygulanamaz. Af veya tazminat seçenekleri baki kalır. Orada şu da söyleniyor hocam. Daha doğrusu asıl bu söyleniyor. Deniyor ki eğer biz idam cezası diye bir şey getirirsek o zaman işte siyasiler birbirlerini geçmişte olduğu gibi asarlar keserler. Tamam. Böyle bir şey. Hocam bu suça karşılık geliyor. Yani. Hayır, o da ona da cevap verelim. Buyurun. Benim bu yaşımda Kur'an üzerinde yaptığım çalışmaların sonucunda açık ve kesin olarak söyleyebileceğim şey şudur. İslam'da idam cezası, ölüm cezası verilebilecek tek suç ve günah taammüden adam öldürmedir. O da kısastır zaten. Kısas. Yani siyasilerin siyasi suçlamalarla birbirlerini öldürmesi bir diğer anlatımla siyaseten katil İslam hukukunda onaylanamaz. Evet, öyle bir şey yok. Bu yolu açtığınız zaman iktidar sahiplerini, muhaliflerini enterre etme yolunu açarsınız. O zaman İslam'ın gölgesi silinir. İslam insanların zulmünden Allah'ın adaletine sığınma ameliyesidir. Evet. Daha bir önemli nokta, bütün dünya hukuklarında temel ilki ceza suçun failine verilir. Oysa ki bu yapıda müebbeten hapiste önce toplum cezalandırılıyor. Topluma karşı cinayet işlemiş toplumun bir ferdini canına kıymış olan insanı bir ömür boyu bakmaya mahkum kılıyor. Ve ailesini, yakınlarında bir ömür boyu pardon. Çok hızlı. Tekliyorsunuz. Hocam ara vereceğim de onun için. Tamam. Şimdi tamam, bir de
katilin yalnız kendisini mahkum etmiyorsunuz. Onun karısını da ölünceye dek kocasızlığa mahkum ediyorsunuz. Annesini, babasını da ölünceye dek katil ızdıraba mahkum ediyorsunuz. Böyle bir sistem olabilir mi? Mümkün değil. Ama insanoğlu ne diyor? Ya Rab bizim hayatımıza müdahale etme. Sen yaratıcısın, alimsin, hakimsin, basirsin, rahmansın, rahimsin, kahharsın, aziz, zintikamsın ama burada yanılgıdasın. Haşa. Haşa. Sümme haşa. Bize bizim aklımız yeter. Sana inanmayanların, senin egemenliğini tanımayanların koyduğu ölçüler bize yeter. Yine bir ara verelim hocam. Verelim. Son bölüme gireceğiz ama isterseniz eğer daha bitmedi derseniz uzatabiliriz de toparlayamazsak. Bitirirsek bitiririz, bitirmezsek biraz daha uzatırız. Kısa bir ara birlikte olacağız.